Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış Kahraman. 16 Mayıs Cuma günü bir kez daha Web Tekno Haber'le sizlerle birlikteyim. Elbette bu hafta yine her hafta olduğu gibi teknoloji ve internet dünyasında pek çok gelişme yaşandı. Ancak bizim haber bültenimizde size vermek istediğimiz şey bu teknolojik gelişmeler değil. Teknoloji ve internet dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri webtekno.com'da bulmaya devam edebilirsiniz. Biz orada işimizi yapmaya devam ediyoruz ancak sosyal medyada maalesef Soma'da yaşadığımız maden faciasından dolayı bunları mümkün olduğunca ikinci planda tutmaya çalışıyoruz. Webtekno Haber'e hoş geldiniz. Bu programımıza öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Aranızda bizim işimizle ilgilenmediğimizi düşünenler olabilir. Bu okuyucularımızdan ve takipçilerimizden öncelikle özür diliyorum bu konuyla ilgili, böyle düşünmelerine sebep olduğumuzla ilgili. Ancak ortada böyle bir facia, böyle bir felaket varken kayıtsız kalamazdık ve sizin karşınıza da iPhone neler yapmış, Samsung neler yapmış gibi haberlerle çıkamazdık. Bununla birlikte Soma'da yaşanan faciadan dolayı hayatını kaybetmiş olan bütün emekçi abilerimize, kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu programda da size teknoloji haberlerinden bahsetmeyeceğim. Bu programda size Soma'da yaşanan facianın nasıl yankılandığından ve sosyal medyada, yabancı basında neler olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle sosyal medya tarafıyla başlayayım. Dünyanın gündemindeydi. Özellikle Twitter'da, Facebook'ta ya da Google Plus gibi sosyal ağlarda dünyanın gündeminde Soma vardı. Ve Soma hashtag'i Twitter'da birkaç gündür trend topik olarak yerini almış durumda. Bütün dünya Soma'yı konuşuyor desek yeri var sosyal medya üzerinden. Ayrıca yine sosyal medyada dün yaşanan Tayyip Erdoğan'ın bir vatandaşı yumruklaması haberi konuşuluyor. Bunlar Türkiye'nin uluslararası imajı için çok hoş şeyler değil elbette. Yine bununla ilgili karşımıza olumsuz yorum yapan okuyucularımız, takipçilerimiz çıkacaktır. Ancak sosyal medya da bizim işimizin bir parçası ve bunları da sizlere vermek zorundayız. Dünya gündeminin ve sosyal medyanın Soma'da yaşanan facia ile ilgili neler dediğini, bu facianın uluslararası basına ve sosyal medyaya nasıl yansıdığını webtekno.com'dan takip edebilirsiniz. Biz sizlere bugün ve muhtemelen bu hafta sonu da sosyal medya üzerinden yine Soma paylaşımları yapmaya devam edeceğiz. Ama teknoloji dünyasını takip etmeye devam ediyorsanız şayet, teknolojik gelişmeleri de webtekno.com'dan bulabilir ve bizim işimizi yapmaya devam ettiğimizi görebilirsiniz. Bu sadece bu haber ve bizim bu hafta boyunca yaptığımız paylaşımlar sadece bizim sosyal olaylara, toplumsal yaşanan olaylara kayıtsız kalmadığımızın bir göstergesidir. Bu nedenle okuyucularımızdan bir kez daha yanlış bir izlenim bıraktıysak özür diliyor ve bu haftaki haberimizi noktalıyoruz. Hoşça kalın.